Kayseri Eski Sanayi'de alüminyum ve cam ürünleri imalatı yapan Ali Çetin, ham madde bulamadıklarını söyleyerek, bunda döviz kurlarının ithal ürünleri etkisi ve üreticilerin ihracata yönelerek iç piyasaya ürün tedariği sağlanamaması gerekçe gösterdi. Çetin, müşterilere de çağrıda bulundu. Çetin, alüminyum ve cama yüksek oranda zam geldiğini belirterek, üreticilerin yurt içine ürün göndermediğini ifade ederek, bundan kendilerinin müşteriye karşı muzdarip olduklarını söyledi. Çetin, ürün tedarikçilerinin de problemlerle yüz yüze olduğunu ifade ederek neden yeterince ham madde bulamadıklarına da değindi. Çetin, ihracatta diğer ülkelerin üreticileriyle rekabetin pandemi şartlarının geride bırakılmasının ardından yurt içindeki üreticiler aleyhine gelişebileceğini ve böylece üreticinin yeniden ülke içine ürün göndermek zorunda kalacağını söyledi. İsmim Ali Çetin, Çetiner Alüminyum firma sahibiyim. Eski sanayide alüminyum, cam balkon, kompozit cephe işleriyle uğraşıyoruz. Öncelikle buradan Kayseri halkına saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bizim alüminyum ve cam sektöründe şu anda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz biz. Bunu buradan bir nebze olsa yetkililere inşallah ulaştırabiliriz. Halkımızın da bilgisinin olmasını istiyoruz. 2021 yılında birçok ürünümüze ortalama %120 gibi zam geldi. Haliyle bu zamlar bizi ciddi manada zora soktu. Gelen zamlara rağmen yani biz bunu bir şekilde kabullendik. Hani veya kabullenmek zorunda kaldık. Müşterimiz de artık kabulleniyor, kabullendi. Ama bu zamlardan sonra biz ciddi manada ürün sıkıntısı yaşıyoruz. Yani özellikle cam bölümümüzde çeşitli camlarda gelen zamların fazlasında biz para verdiğimiz halde cam bulamıyoruz. Hani bu da bizim tedarikçi ile müşterimizin arasında ciddi bir sıkışmaya yol açıyor. Resmen bizi pestil gibi eziyorlar. Hani müşterimiz işte sanki sorun tamamen bizdeymiş gibi bir hissiyat hissediyoruz biz. İşte tedarikçimiz de haliyle bugün işte cam sektöründe Türkiye'de iki firma var. Örnek veriyorum alüminyum sektöründe 30-300 üretici varsa camda Türkiye'de iki firma var. Bu firmalar ihracata yöneldiğinden dolayı ülke içine çok ürün göndermiyorlar. Hani iş piyasada ciddi manada bir sıkıntı yaşıyoruz. Müşterimize biz bunu anlatamıyoruz. Hani sorunun tamamen bizden kaynaklandığını hissediyor müşteri. Kesinlikle öyle değil. Ve birçok işimizde biz zarar ediyoruz. İşi anlaşıyoruz. Hani işi bitirmeye biz işte önceden ne kadar kazanırdı, ne kadar kar ederdik bunların hesabını yapardık. Şimdi bizim en büyük telaşımız işi zarar etmeden nasıl teslim ederiz? Şu anda bizim en büyük kaygımız bu. Hani müşteriye nasıl mahcup olmadan işini nasıl teslim ederiz? Biz şu anda bunun telaşındayız. Birçok arkadaşım, hatta sektördeki bütün esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz bu durumda. Bizim cam kanayan yaramız haline geldi. Hani dediğim gibi yetkililere inşallah sesimiz ulaşır. Buna bir çözüm bulurlar. Bize bir yol yordam gösterirler. Toptancımız da sıkıntıda. Yani bizim cam toptancılarımız şu anda bizim yıllardır çalıştığımız abilerimiz, arkadaşlarımız, bugüne kadar en ufak sıkıntı yaşamadığımız insanlar gerçekten ciddi manada sıkıntılar. Aynı şekilde biz nasıl zarar ediyoruz dedim. Onlar da o şekilde. Hani bize sözünü vermiş, hayırlı olsun demiş, işte kapurasını almış, bağlantısını almış. Bu tür bütün işlerinden şu anda bu arkadaşlar zarar ediyor. Bu sürecin geçeceğini düşünüyoruz. Hani illaki ömür boyu bu böyle devam etmeyecek. Ama bu süreçte benim müşterilerden ricam hani esnafı fazla sıkmasınlar kardeşim ya. Yani örnek veriyorum 15 sene balkonsuz durmuş, cam balkonunu yaptırmamış veya dükkan doğramasını yaptırmamış. İşte bunu hemen bir haftada olsun demesinler. Yani bir ayda hemen bu işi bitir demesinler. Bize biraz kolaylık tanısınlar. Ki biz gerçekten canı gönülden söylüyorum. Bütün ben kendi müşterilerim adına konuşayım. Hani elimden ne geliyorsa hani gelen zamlardan ciddi manada feragat göstererek kendimden emeğimden fedakarlık yaparak
işlerimi almaya çalışıyorum ki hamdolsun alıyoruz. Hani onlar da biraz bize fedakarlık gösterirlerse biz çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi şöyle izah edeyim. Bence bunun en başlıca sebebi ihracat. Hani ciddi manada büyük firmalar ihracata yöneldi. İkincisi kur. Hani alüminyum tamamen kura endeksli bir ürün. İthal. Hani muhtemelen ithal geliyor bizim ham maddemiz. Hani kurdaki artışlardan dolayı. Ama bence en başlıca sebep ihracat. Hani birçok firma duyduğumuza göre, yani tabii biz burada kendi dünyamızdan konuşuyoruz. Hani araştırmaya çok şansımız yok. Hani sonuçta ekranı açıyoruz. Vardığımız nokta hep aynı. Ama söylenen, dediğim gibi bizim araştırdığımız kısımda gördüğümüz en büyük unsur ihracat. Yani ülkenin dışarıya ürün göndermesi. Yani bundan dolayı da ciddi, geçen yıl işte 23 liraya 22 liraya aldığımız alüminyumun kilosu şu anda 55 lira 60 lira. Hani bilmiyorum nasıl olacak, ne yapacağız, bunu da çok kestiremiyoruz işin açığı. Bundan işte 2 ay önce dediğim gibi ben senin işine hayırlı olsun kardeşim demişsin yani. Belli bir kapora vermişsin. Örnek veriyorum, 200 liraya ben senin camını anlaşmışsın, metrekareni. Bugün benim işte 8 milim camda alış fiyatım 320 lira olmuş. Ben senin işini yapmak zorundayım. Hani ama dediğim gibi ben buna da diyorum ki tamam, her zaman kar olmaz, her zaman para kazanılmaz. Hani bunu da bir şekilde üstleneyim, tamam, müşterim için fedakarlık yapayım. Ama işte ürün bulamıyoruz. Şu anda örnek vereyim, işte sineri camımız yok, lamine camımız yok. Buna benzer birçok ürün yok. Hani bu zarara da göğüs gerdiğimiz halde biz ürün bulamıyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor kardeşim? Bu fabrikalar bundan 3 yıl önce de üretim yapıyordu, 5 yıl önce de üretim yapıyordu. Hani ülke birdenbire nüfus patlaması yaşayıp cam tüketimi birdenbire fazlalaşmadı. Yani binalar işte bir yılda 100 bin bina yapılıyordu Kayseri'de. Bir yılda 300 bin bina yapılmadı. Hani ben de mantıken düşündüğümde bunun en büyük nedeni ihracat diye düşünüyorum. Neticede yurt dışının karı illaki daha fazla. Ama dediğim gibi bu süreç illaki geçecek. Yani iş piyasa sıkmanın çok da şeyi yok yani, dışarı gelip geçici diye düşünüyorum. Pandemiden dolayı birçok ülke üretimini durdurdu vesaire. Yarın bu adamlar illaki kendi üretimlerine başlayacaklar. Yani o zaman sen kime satacaksın kardeşim? Yine bize satacaksın bu ürünleri. Hani en azından bizi bu kadar sıkma, bunu bizi bu kadar zorda koymasınlar ya. Vallahi dediğim gibi müşterilerimizin, esnaf arkadaşları çok sıkmamalarını istiyorum. Yani ricamdır bu. Hani gerçekten benim eşrafımdaki esnaf arkadaşlar iyi niyetteler. Yani müşterinin işine çözme odaklı, çözme yolundalar. Hani haliyle tamam, müşterimize de hak veriyoruz ama gerçekten esnaf zor durumda. Hani özellikle ben belirttiğim gibi işten yana çok şükür sıkıntımız yok. İş var hamdolsun ama malzemede ciddi manada bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu bilmelerini önemli belirtiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Camda bizim ciddi sıkıntımız var.